Herkese merhabalar. Bugün sizlere evde et döneri nasıl yapılır onun tarifini anlatacağım. Ev yapımı et döneri için gerekli olan malzemelerimiz 1 kilo bifteklik et, 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı ve sıvı yağ karışımı, 1 adet soğan rendesi, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, kırmızı toz biber, karışık döner baharatı, içerisinde sarımsak tuzu, muskat cevizi, kimyon, her türlü çeşit baharat oluyor. Yarım çay kaşığı karabiber. Bütün malzemelerimiz bunlardır arkadaşlar. Soğanı mikserimizde püre haline getirelim. Derin bir kabımızın içerisine boşaltalım. Yoğurdu ve tüm baharatları ve zeytinyağı ve sıvı yağ karışımını da ilave ettikten sonra güzelce çırparak sos elde edelim. Bu esnada tuzu ilave etmedim arkadaşlar. Et çünkü bir gece dinleneceği için sertleşmesin diye tuzu ilave etmedim. Tuzu daha sonra saracağımda ilave edeceğim. Evet, sosumuzu elde ettik. Tüm malzemeleri çırparak ve bu sosun içerisine tüm etleri batıralım. Her yerine gelmesini sağlayalım. Sosumuzda etimizi güzelce harmanladıktan sonra kapağını kapatalım ve buzdolabına kaldıralım arkadaşlar. Bir gece sosta etimizin çekmesi için bekletelim. Tezgahımızın üzerine şeffaf folyo yerleştirelim. 3-4 kat bu şekilde üst üstüne koyup genişçe hazırlayalım. Etimizi tuzlama işlemini şimdi yapacağız arkadaşlar. Yaklaşık 1 tatlı kaşığına yakın tuz ilave edelim ve güzelce tuzu etimize yedirelim. Güzelce harmanlayalım bu şekilde. Etimizi folyomuzun üzerine üst üstüne yerleştirelim ve sıkıca saralım. Bu limon şeker sarar gibi. Sarma işlemi bittikten sonra arkadaşlar dönerimizi buzluğuna kaldıralım. En aşağı bir gece buzlukta donduralım. Ve istediğiniz zaman çıkartıp ince ince dilimler halinde kesip teflon tavada yağda kızartalım. İstediğiniz gibi dürüm ekmeği veya döner ekmeği içerisine sıkıp servis yapalım. Ev yapımı döner yaptık. Pişirme işlemini bir dahaki videolarımda paylaşacağım. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma lütfen abone olmayı, videoları beğenip paylaşıp yorum atmayı unutmayalım. Instagram ve Facebook sayfamdan Nur Mutfağı Nurgül olarak takip edebilirsiniz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.